Bu videoda karbon ve biyosferimizdeki döngüsünden bahsetmek istiyorum sizlere. Önceki videolarımızda da bundan bahsetmiştik ama karbon gibi elementler söz konusu olduğunda bu elementlerin biyosferde öylesine ortaya çıkıp kaybolduklarını düşünemeyiz, değil mi arkadaşlar? Önemli. O yüzden bununla ilgili çok video yapıyoruz. Kısacası bu elementlerin çok ama çok uzun zamanlar önce dünya yaratıldığında da burada olduklarını ve bir formdan başka bir forma geri dönüştürüldüklerini söylemeye çalışıyorum. Bu durum tabii ki karbon için de geçerli. Karbonun biyosfer ve yaşam için önemini vurgulamak için size içinde karbon bulunan bazı molekülleri hatırlatmak istiyorum. Bu moleküllerin hepsinde karbon koyu gri kümeler olarak gösterilmiş. Örneğin bu. Evet, bunları hepsini yazalım. Glikoz. Basit bir şeker olan glikoz bize enerji verir. Bakın bu ATP yani biyolojik sistemlerin enerji deposu. Bu vücudumuzda bulunan birçok amino asitten biri. Amino asitler proteinleri oluşturuyordu öyle değil mi? Ve bu da DNA. Karbonun tüm bu moleküllerde oynadığı rolü görmek mümkün. Zaman zaman karbonu görmekte zorlanabilirsiniz çünkü merkezde yer alır ve e, molekülün bel kemiğini oluşturur. Karbon 4 tane bağ yapabilen bir atom ve bu sayede de oldukça havalı moleküler yapılar oluşturabilir. Peki acaba karbonun biyosferdeki döngüsü nasıl oluyor? Bu konu hakkında daha basit olan açıdan yaklaşmak için, çünkü bu benim için düşünmesi ve açıklaması daha kolay olan bir şey, işe atmosferdeki karbonun karbondioksit formunda olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Buradaki karbondioksit, ortadaki karbon iki oksijene bağlanmış. Karbondioksitten ve karbonun canlılar için öneminden bahsedeceğiz. Bu arada vücudumuzun %18 ile %19'unun karbon olduğunu söylemiş miydim? Sanırım karbonun önemi bu şekilde daha iyi anlaşılıyor. Ama atmosferdeki karbondioksit, küresel ısınma gibi konuları da yakından ilgilendirmesine rağmen atmosferin çok küçük bir kısmını, sadece %0,04'ünü yani binde 4'ünü oluşturur. Atmosferin büyük kısmı yaklaşık %78'i nitrojen yani azottan, %21'i de oksijenden oluşur. Geriye kalan kısım da bazı molekül ve elementlerden meydana gelmiştir. Evet, nerede kalmıştık? Karbon döngüsü en basit haliyle atmosferdeki karbondioksitin, yani moleküler karbondioksitin, bitkiler gibi ototroflar tarafından, mesela e, bunun yeryüzü, bunun da büyüyen bir bitki olduğunu düşünelim. Bu bitkinin yapraklarından biri, bu da diğeri olsun. Bitkiler ışık enerjisini, yani güneşten gelen enerjiyi kullanıp atmosferdeki karbondioksiti bağlar. Karbonu bağlamak havalı bir şeymiş gibi dursa da aslında atmosferdeki moleküler formda bulunan karbondioksitin alınıp bitkinin büyümesine, yapısını güçlendirmesine ve enerji depolamasına yarayan farklı moleküllerin üretilmesinden başka da bir şey değildir aslında. Öyle o kadar da acayip havalı bir hareket değil yani. Örneğin şu anda bulunduğum yerde bir bitki var ve bu bitki öyle kendi kendine büyümüyor. Yani bu olay sihirli bir şekilde gerçekleşmiyor. Bitki bunu atmosferdeki karbonu kullanarak yapıyor. Evet, bitkinin kütlesi bu şekilde oluşuyor. Yani bitkiler bu şekilde büyüyor. Bu karbonun bir kısmı protein, amino asit formunu alıp bitkinin yapısına destek olurken bir kısmı yağ, bir kısmı da enerji olarak kullanılır. Ve fotosentez yapamayan hayvanlar da enerji elde edebilmek için bu bitkileri yer. Bundan önceki videolarımızda besin zincirinden bahsettiğimizi hatırlayacaksınız. Buraya biraz sonra salata yiyecek olan kendimi çizeyim. Bu bitkiyi içindeki şeker için yemek istiyorum. Bitkiden elde edeceğim enerji büyümemi ve yaşamaya devam etmemi sağlayacak. Bitkilerin karbonu bağlayarak üreteceği moleküllerden biri olan bu glikozu kullanıp dışarıya ya da atmosfere karbondioksit vereceğim. Döngüyü en basit haliyle anlatmanın yolu bu arkadaşlar. Bitkiler tarafından üretilen organik molekülleri metabolize eden yani yıkıp sistemlerine katan canlıların atmosfere geri verdikleri karbondioksit Güneşten gelen enerjiyi karbonu bağlayarak ürettikleri bağlarda depolayabilen ototroflar tarafından yeniden bağlanacak. Tabii buna ek başka yollar da var. Örneğin karbondioksitin bir kısmı deniz ve okyanus tarafından emilir. Evet, deniz tarafından emilen bu karbondioksit karbonata dönüşür. Karbonatı burada çizdik. 3 oksijene bağlanmış bir karbon. Kalsiyum karbonat deniz kabuklarının oluşumunda önemli bir rol oynar. Zaman geçtikçe bu deniz kabukları kırılır deniz tabanına çöker ve basıncın da etkisiyle kireç taşına dönüşür. Burada da kireç taşını görüyoruz. Deniz tarafından emilen karbondioksit canlıların karbonatla kalsiyumun bir araya gelmesinden oluşan kalsiyum karbonatı kullanıp deniz kabuklarını yapmalarına ve bu kabukların bir zaman sonra parçalanıp deniz tabanında birikmeleri de buna benzeyen kayaların oluşmasına sebep olur. Ototrof ya da bitkilerle beslenen bendeniz gibi canlılar öldüğümüzde henüz parçalanmamış organik maddeler toprağa karışır. Buraya ölü bir insan çizmek istemiyorum o yüzden ölü bir bitki çizeceğim. Aradan zaman geçtiğinde ve yeterli basınç altında ayrışma ya da çürüme sürecinde bu karbonun bir kısmı atmosfere salınır. Ama aradan daha uzun zaman geçtikçe bu organik maddeler sıkışır ve fosil yakıtlarına dönüşürler. Petrolün rafine edilmiş hali olan benzin yaktığınızda, bitkilerin güneşten aldıkları enerjiyi hala saklayan organik maddelerdeki enerjiyi günümüzde son derece aktif bir şekilde fosil yakıtlarını yer altından çıkarıp enerji kaynağı olarak yaktığımızı biliyor olmalısınız. Evet, bunları yaktığımızda hemen bir örnek çizmek istiyorum. Burada bir miktar benzin olduğunu düşünün. Siyahla çizersem göremeyeceksiniz. Tamam, bu biraz daha iyi oldu. Evet. Eğer bu benzini yakarsanız yanma tepkisi sonucu bu arada bunun illa da benzin olmasına gerek yok. Bir parça odunun da yandığını düşünebiliriz. Yanma tepkisinde karbon, karbon bağları parçalanır. Yani fotosentezin bir nevi tersi gerçekleşir. Karbon bağları parçalandığında da karbon, karbondioksit olarak atmosfere geri salınır. Ve bu karbondioksit bitkiler tarafından yeniden bağlanabilir. O halde şöyle bir toparlarsak, bitkiler gibi ototroflar fotosentez yapıp bu karbonu bağlar. Bundan sonra karbon bir yanma tepkimesi sonucu karbondioksit olarak geri salınabilir ya da başka canlılar bitkileri yiyebilir. Bu canlılar bitkiyi metabolize ettiklerinde karbon karbon bağlarını parçalar ve karbon bu sayede de yine karbondioksit olarak atmosfere geri salınmış olur.